Şimdi Cuma günü borsa tarafında düşüşle başlamıştık. Geçtiğimiz haftada özellikle dolar tarafında 1 liralık bir düşüşün ardından bu 1 liranın yarısını neredeyse aldığımızı gördüğümüz bir hafta geçirdik. Sonrasında kurda yeniden bir gevşeme oldu. Peki neden? Şimdi Türkiye'de çok fazla sayıda döviz taşıyan insan var. İnanılmaz zaten baktığınız zaman dolarize olmuş durumdayız. Bunları hep konuşuyoruz. 2002'den sonra orada %58'di özellikle tevdiat hesaplarının toplam tasarruflar içindeki payı. Şu anda da 56'lar, 57'ler civarında. Bu rekor kırılır mı? Hayırlı bir şey midir? O tartışma konusu. Ama şu var, tabii ki çok fazla döviz pozisyonu var. Bunun da çoğu baktığınız zaman dolar cinsinden. Altın pozisyonu var. Bu da tabii dolar ons olduğu için yine dolar cinsinden. Mesela bugün müşterilerimden demeyeyim de artık benim bütün müşterim dostumdur. Arkadaşlarımdan biri aradı Erzurum'dan. Bana şey sordu, gram altın. Ben ona Cuma günü demiştim ki biraz bekle. Ona ama anlatarak eğer kur gevşemeye devam edecekse Türkiye'de gram altın dolar-TL kuruna bağlı. Tabii ki ons da gevşiyor, onsa da bağlı ama daha çok gram altının etkilendiği şey TL değerine ifade edildiği için dolar-TL'nin değeri. Nitekim dolar-TL bugün biraz daha gevşedi. Altın 451-454 kuruş aralığında gidiyordu. Şu an baktığımız zaman 454 kuruşun altında seyrediyor, daha aşağıda seyrediyor. Şimdi nihayetinde borsanın hafta sonunda Cuma günü düştüğü bir an yaşadık. Kurda da gevşeme başladı o iki neticede son 2 günlük sürede 8 liranın üzerinde gördüğümüz kur şu an 7.75'ler civarına geri geldi. Kurun tabii ki değerini belirleyen yegane şey sadece Merkez Bankası'nın adımları ya da yeni ekonomi yönetiminin adımları değil. Jeopolitik riskler dahil Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği sürecinde Amerika ile olan ilişkilerinde, Suriye'deki ilişkilerinde, Rusya ile tabii ki dolayısıyla ilişkilerinde kat ettiği adımlar ve yaptığı şeyler de çok etkili. Neticede bir ülkenin para biriminin değeri tek başına az evvel söylediğim gibi ekonomi yönetimlerinin verdiği kararlardan müstesna da etkilenebiliyor. Baktığınız zaman CDS primi de aynı şekilde. Yani neticede bizim kredi risk primimiz her halükarda tek başına Türkiye'nin ekonomik verileriyle ilgili olarak alakalandırılamaz. Yani gelecek en ufak bir haberde dahi risk priminin yukarı ya da aşağı hareket ettiğini görüyoruz. 500 küsurlardan 400'lerin altına gelmeyi başardı risk primi. Önümüzdeki dönemde eğer şu an atılan adımlar müspet bir sonuç verirse, şimdi vaat çok ama bunların hepsi izleniyor ve takip ediliyor olacak. Vaatler gerçekten rakamsallaşıyor mu ve gerçeğe dönüyor mu? Buna göre gelecek tayin edilecek. Beklentiyi şimdiye kadar satın aldık. Borsa tarafında 1350 puan seviyesinin üzerine çıktık. Seninle yaptığımız programlarda bu zaten beklentimizdi. Madem ki bu kadar çok dolar bağımlısıyız, dolar bazında endekse bakmak lazım demiştik. Nitekim tahminlerimiz içinde yani 5,5 sentlik zirve olmasa da 2,5 sentlik bir seviyenin önümüzdeki bir ya da 1,5 yıl içinde geçmişte olduğu gibi bana midpoint diyoruz, test edilebileceğini konuşmuştuk. Nitekim 1350 tabii ki bizim zirve seviyemiz değil ama oraya gelip orada da bir şu an es verdik, dinleniyoruz öyle söyleyeyim. Şimdiye kadar endeksin aşağıda kalmasının sebebi daha çok mali endeksin baskı altında olması. Yabancının dünyada bu kadar para bolluğu varken Türkiye'den yaklaşık 4-4,5-5 aydır pandemi sürecinde çıkıyor olmasıydı. Çıkarken borsada da tabii bonolarını sattığı gibi borsada da bir takım hisse senetlerini sattı. Orada da en çok sattığı mali endekslidir. Yani bankacılık sektörüydü. Niye satmış olabilir? Daha çok Türk lirasının amansız değer yitirmesinden kaynaklanabilir son 3 yılda. Neticede bankalarımız onu hecediyor. Geçen hafta şöyle gelişmeler de yaşadık. Yeni sendikasyon da alabiliyorlar, sendikasyonlarını da yeniliyorlar. Bu açıdan bakıldığında bir de öz varlık rasyolarına bakıldığında aslında sorun yok. Bir de ben yine geçen programda ya burada ya da başka bir televizyon kanalında söyledim. Dünyada Türk halkı kadar borcuna sadık bir halk yok. Yani bunu övmek için söylemiyorum ama güzel bir şey. Yani insanlarımızın çoğu ne yapıp edip borcunu ödüyorlar. Bir şekilde uzlaşma yoluna gidiyorlar. Borç tahsilatı konusunda en büyük sıkıntıyı tabii ki neticede risklerini bir takım teminatlarla bankacılık sektörü
hecetmeye uğraştığı için, yani bunun içinde ipotekler var, nakit karşılığı ya da menkul kıymet karşılığı krediler var. Burada devlet alacaklarının vatandaş tarafından konusunda davrandıkları hassasiyet içinde olmadığını görüyoruz. Yanılmıyorsam ya 3 ya 4 bu son 10 yıl içinde yine bir vergi affı ve neticede verginin tekrar tahsil edilmeye çalışmasıyla ilgili bir program başladı. Şimdi tüm bunlara bakıldığında evet bugün de gevşiyoruz. Borsadaki düşüşü de normal niteliyorum ben. Çünkü 1350 puandan sonra biz tekrar dönüp 1250 puan altını şaşırmam. Ama bu borsadaki uptrend'in sonu olmayacak bence. Şunu unutmamak lazım. Aralık ayı ve Kasım ayı zamanı belli olmaksızın özellikle fonların performanslarını realize ettikleri ay. Yani fon yöneticileri eğer kazanç varsa o kazançlarını realize edip primlerini almaya uğraşıyorlar. Şu anda da öyle bir dönem içine girmiş de olabiliriz. Fakat bu dünyanın sonu değil, tekrar söylüyorum. Bu bir gevşeme olsa dahi tamamen teknik bir düzeltme olacak. Bu söylediğim de dahil olmak üzere geçerli sebep olarak. Sonrasında ben uptrend'in, yukarı trend'in devam edeceğini, eğer Amerika ile aramızda ya da Avrupa Birliği'nin şu an yapacağı 10 Aralık'taki toplantıda bize karşı husumet içerecek bir karar almadığı müddetçe ben uptrend'in devam edeceğini, 2021 yılının biraz evvel büyüme rakamlarını verdim. 2021 yılının büyüme açısından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok daha yüksek değerlere ulaşacağını düşünüyorum. Matematik bu arada bu. Yani şimdi otururuz konuşuruz. İşte ben bunun realitesine inanmıyorum. İnan veya inanma. Çok küçüldüğün anda bir sonraki sene göreceli küçüldüğün yılla mukayese ediliyorsunuz. Bir de eksi değerdeyse sen bunu artıya çevirsen o eksi kadar büyümüş oluyorsun. Yanılıyor muyum? Doğru. Biraz da üzerine çıksan çok büyümüş oluyorsun. Mesela Amerika bunu yaşayacak. Emin ol. Yani Avrupa'da da bu yaşanacak. %20'lerden tersine %20, %25, %30 büyüme rakamları göreceğiz 2021'de. O yüzden Dow düşmüyor ya da Nasdaq düşmüyor. Hal böyle olunca da mevcut durumda dünyadaki süreç devam edecek bir müddet daha. Herhalde bu yılın ilk yarısını bulur. Hatta aşı başarılı olursa, uygulanmaya başlayıp başarılı olursa son bir kez daha coştururlar diye düşünüyorum borsaları. Bu sefer diğer pandemi hisseleriyle. O sebeple biz de bundan muhakkak etkileniriz. Açıkçası borsa konusunda tereddüt ettiğim ya da çok korktuğum bir şey yok. Altını zaten söyledik. Kur gevşerken evet altında bir gevşeme göreceğiz. Ons altın gevşiyor. Sebebi aşı haberleri. Çünkü neden? Altının dünyada değerlenmesinin sebebi piyasaya sürtünmüş fazla para. Bitcoin de aynı şekilde. Bitcoin biraz manipülatif çünkü miktarı belli ama Bitcoin de aynı şeyden etkilendi. 5000 dolar seviyelerinden neredeyse 17 bin dolar seviyesine kadar çıktığını gördük. Hal böyle olunca altında şu anki geri çekilmeyi ben salt olarak aşı bulunur. En az bir yıl sonraki süreçte artık bu piyasaya para verme hikayeleri biterse ne olacak endişesine bağlıyorum. Ama hepimiz biliyoruz bu parayı 2009 krizinde sadece Amerika etkilenmişti. Bu parayı şimdi Amerika'nın Fed'in bir anda çekmeyeceği çok aşikar. Çünkü pandemi dünyada da dahil olmak üzere Amerika'da da zorunlu bir süreçti. Neredeyse bütün ekonominin bütün birimlerini kilitledi, başta havacılık ve turizm olmak üzere. O sebeple para en az bir yıl daha benim tahminim piyasalarda kalmaya devam edecek. Efekti azalır belki ama kalmaya devam edecek.